Hocam niye bu kadar ağır muhalifsin Mehmet Büyükekşi? Olmuyor. Kardeş, sanki hiçbir rezilliklere neden olmamışçasına hangi yüzde sen Türkiye futbolunu tekrar yönetmeye adayız? Beni Aga, benim damadım ve kızım veya oğlum veya gelinim olmuş olsaydı şu anda ikisine de ağır yaptırım uygular. Ki yazıklar olsun. Kim onlar hocam? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben bunlar 10 gün önce en köşeli en karakterli, en düzgün olan toptur. Dortmund bunu eğitememişse, İspanya bunu eğitememişse, Galatasaray terim dönemi galiba. Terim. Bunu eğitememişse Mourinho eğitir diyen her zaman baklava börek kaymak diyemezsin. Bazen de yarım acılı yersin. Ben, Erman abi, Şansal abi, şu andaki muhabirler, şunlar bunlar, dünya istihbarat örgütleri olmuş olsak, Mossad İbrahim Setendir. Hocam Çakar hoş geldin. Eyvallah Haydırım. ne haber? İyiyim hocam, sen nasılsın? İyi, sıcak bir Temmuz günü öğlen kağıthanede sansürsüz futbol stüdyolarında birlikteyiz kardeşim. Havalar çok sıcak. Evet, rutubet de var, akşamlar uyutmuyor vallahi. Gündem de çok sıcak. E neye göre sıcak? Bana göre sıcak. E tamam, zaten Türk futbolunda, Türk siyasetinde, Türk ekonomisinde, Türk milletinde gündem hep sıcak. Evet. Listemi açıklayayım mı hocam? Tabii. Ki. Çakar listemi. Birincisi tabii Mehmet Büyükekşi'yi konuşacağız. E, federasyonu konuşacağız. Emre Mor transferler UEFA bir e, kumpas kurumu mu milli maçı konuşacağız. Rasim Ozan'ı Çakar'a almak istiyorum. Botçuları Çakar'a alacağım. Botçular merak ediyor musun hocam? Botçuları. Botçular. Evet. Tamam. Ve bununla birlikte özellikle tabii Mehmet Büyükekşi ekseninde bazı gündeme gelmesi gereken konular var. Seçim sürecinde bunları değerlendireceğiz. Ama çok sıcak olduğu için muhtemelen hocam Çakar'da sizin bu konudaki görüşlerinizde çok merak ediliyordur diye düşünüyorum. Önce bir Rasim Ozan Kütahyalı'yı Çakar'a almak istiyorum. Eşinin, eski eşinin anlattıkları çok acayip bir gündem. Şaşkın mısın, üzgün müsün? Nedir hocam ruh halin? Neler söyleyeceksin? Şimdi anayasanın kırmızı çizgili maddeleri vardır. Benim de hayatta karı koca arasına veya eski karı koca arasına girilmez diye bir şey vardır. Üzgünüm tabii. İkisini de tanıyorum. Belev ki ikisi de umurumda değil. İki tane kız çocuğu var. Duyduklarım doğrudur yanlıştır ama mahkeme kayıtlarına geçtiği için duydum. Çok üzücü. Çok rahatsız edici. Hem Rasim için hem Nagihan için ama daha önemlisi iki tane evlat için. Çirkin konular. Empati yapıyorum. Ben eşimden ayrılsaydım, iki tane küçük kız çocuğum olsaydı, velev ki eşimin topluma aykırı, etik dışı davranışları olsa ben bunları asla lanse etmezdim. Kendi adıma konuşuyorum. Buradan da Nagihan'a söylüyorum yani. Ben olsam etmezdim. Doğrudur yanlıştır bilmem. Bu Nagihan'ın açıklamaları üzerine mahkeme kayıtlarından söylüyorum. Üzücü. İkisini de tanıdığım için ama dediğim gibi Nagihan'ı üzülüyorum Rasim'i ama çocuklara binlerce defa kat kat üzülüyorum. Keşke böyle olmasaydı kardeşim. Artık ön yargılı mısın Kime? Rasim Ozan'a? Ya ön yargı dediğin nedir ki? Herkesin hayatında kötü şeyler olabilir. Hatalarımız hep bizim var. 60 yaşındayım, 61 yaşındayım. Bizim de hayatımızda belki eteğe aykırı şeylerimiz yaşamış olabilir. Ama deşifre olması bu işlerin kötüdür. Bilmiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Bekleyeceğiz aydın. Şık olmadı. Yani Rasim, beni Ağa benim... Damadım ve kızım veya oğlum veya gelinim olmuş olsaydı şu anda ikisine de ağır yaptırım uygulardım. Benim torunlarımın istikbaline böyle bir zarar veremezseniz ikinizin de ecdadını diye başlardım. Kusura bakma. Torunları düşünürüm ben onları düşünmem. İkisi de eşek kadar. Büyük insanlar, yetişkin insanlar ama çocuklar daha ufacık, minicik yavrular. Mehmet büyük ekşi alacağım. Uçak utanmaz, Utanmazlık. E, bir adam konu... düşün. Buyur abi. 62 yaşında tipim birine benzetiyorum yıllardır bir türlü. Gece yatıyorum çıkartamıyorum. Çoluğa çocuğa soruyorum etraftaki arkadaşlar onlar da çıkartamıyorlar. Türk futbolunda iki tane telefonla da bylog yüklediği halde bunu niye yüklediğini açıklayamayan bir adam ve bunu kenara al ve Türk futbolunda son 1-2 yılda yaşanan rezillikler 100 yıllık futbol tarihinde yaşanmamış rezillikler olsun. Örnek mi? Hakemin dayak yemesi. Örnek mi? Suudi Arabistan Riyad Krezi Örnek mi? Sağdan çekilmeler şunlar bunlar. Bunlar majör rezillikler. Bunlar olsun. Offsite'ımsı meselesi. Ha, Offsite'ımsı yayıla hakemler, hakemler seyirci bastırdı diye peraltı veriyorum diyor. Ben katılmadım o toplantı diyor. Katıldığı ortaya çıkıyor. Yalan dolanlarla. En son Şenez Erzin adı kullanılıyor. Şenez Bey benim başkanımdır. Ben böyle bir şey demedim diyor. Onun adıyla devletin resmi kuruluşu Anadolu Ajansı'na servis yapılıyor. Bu yüzden Anadolu Ajansı orada meyidi uyguluyor. O çocuğu muhabiri işten alıyor. Açtan atıyor veya açığa alıyor. Böyle rezillikler durmuyor. İki baylok var. Bak ona ben asla FETÖ'cü, terörist demem. Bu benim işim değil, yargının işi. Ama şunu sorarım. Kardeşim ya niye yükledim bunu? Mesela i̇şte sen bana sorsana baba, Akbank'ı niye yükledin örnek? Tabii. E faturamı nereden ödeyecek? Bankaya mı gideceğim? Garantiyi niye yükledin? E maaşım yatıyor? Bir de burada o hesap vermesi gerekmiyor mu hocam? Sen tabii, önemli tabii, bir görevi yapıyorsun ya. Garanti, Akbank, Maşkolik. Neyse. Söyle bana. Hava durumunu söyleyen siteler. Bunlar hepsi meşru. Twitter, Google'dan, Twitter Google'dan, Instagram. Neyse abi yani. Bunları Google'dan indirebilirsin. Bu Bailog neymiş Bailog? Ben Bailog'u falan duymadım kardeşim. K'den sonra duyduk hain darbe girişiminden sonra her baylokçu da FETÖ'cü diyemem. Her FETÖ'cü de da baylok var. Ben bunu, bunlar benim işim değil. Bunlar yargın işi kardeşim. Yani ara sağladı yargının. Yedi sene toparlamaya çalışlar. Hala hala değiştikçe bir şeyler çıkıyor. ben şunu sorarım. Ve bana makul, mantıklı cevap vermek zorundasın. İki nedenden dolayı. Üç neden. Bir, vatandaşım. İki, 40 yıllık futbol adamıyım. Üç, futbol federasyonu delegesiyim. Delegesi. Üç, soruyorum. Mehmet Büyükekşi, beyefendi. Veya Beye, lan Mehmet Büyükekşi. Bu baylokları niye yükledin? Şunu diyebilir bana. Baba, ben yanlışlıkla telefonuma inmiş. Nasıl oluyor bu? Hani bazen iner. Güzel inebilir. Allah korusun. Biz de böyle bir yere gelerken bir virüs girer. Çocuk pornosu, terörist sitesi, suikast silahlarının satıldığı site falan gibi böyle abuk subuk bir şey inebilir. Güzel. Ama ben oraya girersem 55 defa ben oraya ilgi göstermişim demek. Yani numarayı numarayla giriyorsun yani. Ha ya şimdi oralara yani girmişsin. Kay kayıt oluyorsun şimdi der ki hocam. polis bana baba der ya sen bu terör sitesine 54 defa girmişsin. Neyin peşindesin? Amerika'yı mı patlatacaksın? İsrail'i mi patlatacaksın? Gazze'yi mi patlatacaksın? Türkiye'de Aksaray'ı mı Taksim mi patlatacaksın? Sen 50 defa niye girdin buraya? Der bana polis. Demeli de. E ben de şimdi diyor ki büyük ekşi kardeşim sen buraya 50 küsür defa girdin. Girmiş girmiş çıkmışsın. Tamam mı kardeşim? Niye? Bunun cevabı hala yok. Ve Türk futbolu hala Mehmet Büyükekşi bazı kulüpler, bazı delegeler imza vermiş ki ki yazıklar olsun. Kim onlar hocam? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben bundan 10 gün önce İsmail Uyunek Beyefendi Doğru, gördüm. imza verdim. Ve imzayı kapalı kapılara imzayı verdim. Lokantada yemek yedik. İmzayı verdim. Kovuldum. Koy kaldırdım. İsmail Uyanın Futbol Federasyonu Başkanı olmasının imzayı ben verdim dedim. Bunu da Twitter'a koydum. 1 milyon 300 bin kişi gördü. Bak açık oynuyorum. Mehmet Büyükekşi ve Servet Yardımcı. İkisinin de birbirinden farkı yok. Tek farkları biri Bayloklu. Bazı kulüplerin isimleri geçiyor. Mesela işte Erokspor çok dikkat çekti burada. Özellikle mesela Metin Külük'le yaptığım bir röportajda Metin Külük demişti ki ...Cumhurbaşkanı'nın en yakınındakiler de e, Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olmasını talep etmemeliler. Bu adam... Metin Külünk Bey'in dediği doğru. Cumhurbaşkanına zarar veriyor demişti. Söyleyeyim. Ne sayın Şimdi Cumhurbaşkanı? Bilal Erdoğan mı? deniyor, o deniyor, bu deniyor, spor bakanı deniyor. Çok Şimdi acayip bir şey var. O milli maç en son... En büyük son, kime verir? En son bir şekilde Tayyip Bey'in sağında oturan Bilal Bey, Bilal Erdoğan oğlu... Onun ya da Mehmet büyük işi. Golde sarılmalar, maralmalar bu ne biliyor musun? Arkadan da kendini çektiriyor. Onu servis ediyor. Ben Bilal Erdoğan'la sarmaş da olacak kadar yakınım. Ey Türk futbolu. Şimdi bunlar çok çirkin. Bazı Sayın Cumhurbaşkanımız kullanıyor. Zımmet. Bazısı böyle görüntülerde Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'ı kullanıyor. Bunlar çok derece yanlış. Son derece yanlış. Bana göre siyasiler de bir futbol tesisinin başkanı gönlünde adamı Mehmet Büyükekşi olabilir. Ama bunun için çalışmamalısın. Çünkü Mehmet Büyükekşi arızalı. Arızası ne? Türk futboluna da yaşanan rezilliklerden dolayı arızalı. İki baylok yönden arızalı. O çok rahatsız. Mehmet Büyükekşi'nin yani. yaptığı hiç iyi bir şey yok ki. Hakikaten hocam ne ya var? Bana deseler ki mesela Mehmet Büyükekşi şunu iyi yaptı desen, yok. Yok. Hocam niye bu kadar ağır muhalifsin Mehmet Büyükekşi? Olmuyor mu? Kardeş. 15 Temmuz'da bu ülke direkten döndü dersem. Ben bu ülkeye saygısızlık yaparım. Bu ülke direkten falan dönmez. Bu ülke Kurtuluş Savaşı'nda direkten dönmemişti. 15 Temmuz'da 3-5 tane Zibidi'nin emir komuta zinciri dışında. 3-5 tane Junta diyelim. FETÖ'cü diyelim. Ne dersen de. Adamın yaptığı darbeden falan direkten dönmez. Bu ülke kaç bin yıllık ülke. Devlet kültürü, devletin devlete sahip çıkmı? Biz de bu, bu düsturla büyüdüğümüz. Şimdi benim şu koyuyor bana. Bir öğretmen hayatında işte 3-5 kuruş bilmem ne adamı içeri atıyorsa. E bu adamda iki tane baylok çıkmış. Herif dışarıda dolaşıyor. ...Cumhurbaşkanımızın oğluna sarılıyor. Türkiye ahkam kesiyor. Türk futbolunun başı bu benim kanıma dokunuyor. Kardeş. En çok zarar kime veriyor? Herkese veriyor. Topluma veriyor. Tokamı vicdanla veriyor. Yok katılıyorum. Yani Futbol tabii ki başka başkan da gelse Türk futbolunda problemler olacak olmayacak demiyorum. Hakemlerin olduğu yerde şu oldu problem olacak. Tamam bu Mehmet Büyükekşi'nin yaşattığı belki rezillikler yaşanmayacak bir de veya daha az seviyede yaşanacak ama kamu vicdanı kamu vicdanı. 60 yaşında Yozgat'ın bilmem ne köyünde oturan adam diyor ki benim o köydeki arkadaş, oğlumun, arkadaşımın oğlunda bir çıktı tarif hala hapiste diyor. E Ahmet Hoca diyor bana ya. Bunlar mesela diyorum. Bu herifte iki tane çıkmış. Herif ülke futbolunu yönetiyor. de ahkam kesiyor çıkıp televizyonlara. Peki burada hocam Mehmet Büyükekşi'nin bu ısrarının. Ya çünkü abi sen hiç böyle bir şey gördün mü? Ben e, 20-25 yıldır gazeteci toplumun her kesmi tarafından Şimdi çok istenmeyen güzel bir ilk defa birisini görüyorum. Ve çok ısrar ediyor. Cumhuriyet, cumhuriyet tarihinde. Cumhuriyet tarihinde. Cumhuriyet tarihinde. Yüzyıllık. Evet. Veya benim canlı Aklım erdikten sonra 40-45 yılda topluma mağmur olup da bir kurumun başı, siyasetin başı, partinin başı... Adı neyse. Adı neyse. Kulüp başkanı. Kulüp başkanı. Futbolda değil, siyasette de böyle. Bu kadar sevilmeyen, bu kadar antipatik gelen, bu kadar başarısız bir insan ben görmedim. Siyasetçi dahil bak. Siyasi... Tamam şu anda Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede yarısı seviyor, yarısı sevmiyor olabilir ama seven var. Süleyman Demirel, seven vardı, sevmeyen, rahmetli Özal, seven vardı, sevmeyen vardı. Tamam? Doğru. Mustafa Kemal, bu ülkenin yüzde %95'i sever. Ba babamız, dedemiz. Yüzde beş on sevmeyebilir. Meczup olabilir, vatan ayrı olabilir. Başka bir şey olabilir. Saygı Nerezi. duymam ha. Onlara saygı duymam. Fakat bunu ulan seven ben bir zümre görmedim. Bir kişi görmedim. Ya yani sokakta bir kişi ya bu Mehmet büyük eşi. Tamam, tamam. Böyle diyorsun, içinden geçiyorsun da adamın. <laughs> Ya şunu da iyi yaptı abi diyor. Herkes diyor ki az bile yapıyorsun diyor. Nerelerde hem de biliyor musun? Nerelerde? Ya lokantoda oturuyoruz. Ortam var. Kalkıyor masadan. Abi resim çeker miyim diyor. Seni takdir ediyorum. Bu büyük ekşin içinden geçiyorsun. Kadın, erkek. Yani bir kişi de demiyor. Yıllık, bir kişi de bana şunu demiyor. Bak 40 hani. yıllık çakara ha. hep bu böyle mi geliyor insan? Vallahi hocam? bir kişi de desin ki bana. Ya abi tamam fikirlerine saygılıyım. Büyük ekşi, baylok, maylok içinden geçiyorsun. da. Ya adam şunu da iyi yaptı. Şu tarafta da adamın kusuru yok. Sen buradan da vuruyorsun. Diğer olmadı ya. En az 500 kişi ya. Türkiye'de Mehmet Büyükekşi'ye muhalefet bayrağını açan ilk spor adamı benim. Kimse bana iki ay Ne Ali Koç ne Beli Koç. Önce iyiydi. Ben o adama güveniyorum falan filan diyordu. Ne zaman ki işler sarpa sardı ondan sonra anti anti Büyükekşi oldu. Orada bir şey yaptı yalnız Ali Koç. Ne i̇lk yaptı? adı gündeme geldiğinde evet. Mehmet Büyükekşi için evet. kardeşinin Evet. Bu davalarla ilgili sıkıntısı var ve dolayısıyla bu konu mutlaka gündemde tutulmalı, rahatsız eden bir konu demişti. O yetmez ki. Daha ilk yetmez. adaylığı gündeme geldi. Bir defa o yanlış. Bir insanın kardeşi suç bireyseldir. Ama senin o, kardeşin terörist diye ben sana sana aydıncının göze cümle kuramam. Daha çıkmamıştı ama. tamam. Abi, anladım ama. Kardeşim. Yani senin abin Allah korusun. FETÖ'den içerideyse ben Aydın Cüngöz'le program yapmam demem. Suçun bireyselliği önemli. Katılıyorum. Abin kötü yola düşmüş olabilir. Sen temiz adamsındır, sağlı, güzel, sorumlu bir vatandaşsındır. Ali Koç'un bu yaklaşımı da eşyanın tabiatına aykırı. Sana ne abisinden ya? Sen kendine bak. Madem abisi arıza başın diyeceksin. Senin abinde arıza var ki bundan sonrasına katılmam. Sen de federasyon başkanı olma diyeceksin. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Onu da demedi. Türkiye'de Mehmet Büyük Ekşi ilk bayrağı açan adam benim. Ben. Fatih Altayi Arkamdan... benim diyor. Yahu hadi abi bak kayıtlar arşiv yalan söylemez. Ben Mehmet Büyükekşi'den üç defa yargılandım. Daha dört defa da yargım devam ediyor. Tazminat Aynen hepsinden aldım başka ama devam ediyor. Dolayısıyla bana hiç kimse hikaye anlatmış. Galatasaray hadi bakayım Büyükekşi'yi bir deste sesini göreyim. Daha dört ay önce demediler mi? Türk futbol tarihinin en başarısız başkanı. Pılınızı pırtınızı toplayın ayrılın lan diye açıklaması yok mu Galatasaray'ın? Antalya maçı öncesi. Aynen. Tamam. E dolayısıyla Türk futbolunda en düzgün cisim, nesne veya kişi toptur. En köşeli, en karakterli, en düzgün olan toptur. Top da yuvarlaktır. Gerisini sen anla. Tam burada hocam. O soruma bir türlü yanıt alamıyorum hocam. Sende. Benden mi? Evet. Şu net soru ne cevap adım. Şu. Bir insan az önce çok, çok da güzel, güzel anlattı hocam. Güzel. Dedin ki. Ya hakikaten öyle. Şimdi örneğin Cumhurbaşkanı. Ya ben Tayyip Erdoğan devam etsin diyen de var. Kardeşim etmesin diyen de var. Ben sorunu anladım. Niye? bu üç Niye nedeni, bu kadar üç nedeni olabilir. Bir, ben burada son derece başarısız, başarısız rezil rüsva olup gitmeyeyim. Bu Niye? birinci neden olabilir. Haklı İki, bir neden midir? Efendim? Haklı bir neden aptal midir? Aptal bir nedendir. Peki. İki, ego. Bazı insanlarda da ko her şeyi bırakır koltuğu bırakmaz. Bazı insanlar manyaktır. Bunu genel anlamda konuşuyorum. ama Büyük ekşi için değil. Bazı insan koltuğa oturduğu vakit o koltuk için ailesini, çoluğunu, çocuğunu o koltukta oturmak. Bu da tuhaf, hastalıklı bir yaklaşım. Var ama böyle arkadaşlarım var benim. Ya i̇lla ki bu bir yerde olacak. Ya olma otursan evinde oğlum. Otursan evinde. Niye kovalıyorsun hala burayı? Üç. Bundan sonra üçüncü şu çok tehlikeli. Bir ima değil. İhtimal dahilinde söylüyorum bunu. Burada bizim bilemediğimiz büyük bir maddi legal illegal etik etik dışı bir menfaati var. Ya da bir perde, belli şeyleri perdelemek midir bilmiyorum. Belki zır. Değil mi? Zır olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ama sonuç ne olursa olsun, sebebi ne olursa olsun, bu nedenlerden hangisi olursa olsun, bir de yüz denen bir şey vardır. Yüz. Ne demek hocam Yüz şudur. Canlılarda, hayvan ve insanlarda gözlerin burnu plan olduğu bölüme bir yüz denir. Mesela ayının da yüzü vardır, köpeğin de, balığın da bir yüzü vardır. Bir de bu mecazi anlamda kullanılır. Sen aydın hangi yüzle benim evime geldin? Yani sen neyi yaptın da hangi yüzle benim karşıma geldin lafı? Bunu Mehmet Büyükekşi'ye söylemek benim hakkım. Türkiye zaten söylüyor. Mehmet Büyükekşi sen hangi yüzle? Hangi yüzle? Tekrar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmaya adaysın. Demokratin hakkım var, demokratik hakkım var. Kanunen bir şey demem. Bir de yüz vardır yüz. Sen hangi yüzle utanmadan, sıkılmadan sanki çok doğru şeyler yapmışçasına, sanki hiçbir rezilliklere neden olmamışçasına hangi yüzle sen Türkiye futbolunu tekrar yönetmeye adaysın? Şöyle hocam. Ha evet. şimdi açık söyleyeyim. Kulağıma gelenler. Buyurun. Bak, bunu iddia. Buyur abi. Belki global bazı markalar Türk futboluna sponsor olarak kalabilmek için belki büyük ekşi ihtiyaçları var. Hep belki iddia. Bu global markalar şu anda Türk futboluna girmek isteyebilirler. Bilmemnenin Süper Lig efendim Türkiye Futbol Federasyonu şuba bunlar hep global ha böyle merdiven altı marka dünya çapında markalar. Fakat bu dünya çapında markalar buraya girdiği vakit ödediği sponsor fiyatıyla elde ettikleri gelir arasında bu korkunç uçurum olursa şeytan gibidir bu global mı? Türk futboluna girmiş girmek isteyebilirler. Bunun için acaba mesela bir yarın bir gün ben durup dururken federasyon başkanı oldum. Ahmet Çakar adayım. Hakkım var mı? Var. Yakışır mıyım? Bence yakışırım. Yakışmaz diyemezsin. Yaşım başım uyuyor. Sen dersin ki Aydın Cingöz Bey, bayram değil, seyran değil. Ahmet abi niye federasyon başkanlığı? Hayırdır? Cevap şu. Sahtekar olduğum için. Türk futboluna hizmet edeceğim. Yalan. Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oluyorsam bil ki benim gizli ajandam vardır. Bu gizli ajanda ne olabilir? Yoluma çıkmış olabilirim. Avantanın peşinde koşuyor olabilirim. Bir açığım vardır. Onu zırh olarak hükümete, iktidara yakın ol olmuş olmak için yap dört. Global bir şirket. İsviçre'de bir otelde buluşuruz. Ahmet sen federasyon başkanı ol. Seçim için ne kadar ihtiyacın varsa al. Ama federasyon başkanı olduğu an Türk, Türk, futbolundaki şu hakkı ben istiyorum. Bunun karşılığında da sana 20 milyon dolar rüşvet veriyorum. Bunu kendim için konuşuyorum. Kimse için değil. Tamam. Bugün mesela UEFA'da da FIFA'da da başkanları namuslu Avrupa futbol ülkeleri, namuslu dünya futbol ülkeleri getirmez. Yayıncı kuruluşlar, spor firmaları, tröstleri getirir planı olanlar yani. Tabii ki. Peki az önce sen çok kısa girdin ama oraya bir girmek istiyorum. Buyurun efendim. Çakar'da bu seçim sürecinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın <laughs> tavrı. Fenerbahçe'nin tavrı açık. Mevcut büyük iş konusunda. Karşı. Tamam doğru. Galatasaray defol git dedi. Ama yanında. Göreceksin bak. Bunu nasıl yorumluyorsun? Birincisi yani Çakar'a iki tavrı aynı anda alacağım. Fenerbahçe nasıl bu süreci yönetmeliği soracağım ama Galatasaray'ın bu tavrına ne diyorsun abi? Galatasaray'ın tavrı yıllardır yaptığı... Şey o... diyebilir hocam şimdi Galatasaray. Kardeşim biz desteklemiyoruz. Galatasaray hiçbir zaman omurgalı durmamıştır. Hiçbir kulüp durmamıştır ama bunların içinde flamayı Galatasaray taşır. En ufak menfaatine dokun. Bu bütün kulüpler için böyle ama Galatasaray çok deşifre oldu. Senden kötüsü yok. 10 tane iyilik yap. On birincisinde yapma veya kötülük yap senden kötüsü yok. Örnek bir. İki sene Yusuf Günay, Mehmet Büyükekşi, Galatasaray'ın sırtında taşıdılar. Bir Antalya maçı öncesi, bir Fenerbahçe Ankara gücünü hatalı bir penaltıyla yendi. Çok ağır bir açıklama. Resmi ya. Çok tabii canım. Pılını pırtını topla. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı federasyon olarak defolun gidin Riva'dan gibi omurgasız, ciddiyetsiz, samimiyetsiz, riyakar bir açıklama yaptı. Niye? Yani bir büyük ekşi iyi adamdı. Bu açıklamadan bir ay sonra Dursun söz bekledik ki ya, büyük ekşiye şans verelim. Hani Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası'na gidelim. Evet. Ya. Şimdi göreceksin. Büyük ekşi servet yardımcı aday olsun ki öyle görünüyor ikisi. Bir e adayım diyor. İkisi aday olacak. İkisi çekecek. Galatasaray büyük ekşiyi destekleyecek. O kadar basit. Fenerbahçe büyük ekşi konusunda ne yapmalı? Hiç yapacağı bir şey yok. Demokrasiysen seçime kaderine razı olacaksın kardeşim. Ne yapacak? Bir dakika ne yapacak? Yani şeyin mi basacak? Genel kurulu mu basacak? Kulis yapacak. Büyük Ekşi'nin ekşilerini anlatacak. Kulis yapacak Anadolu kulüplerine. Bak bu adam bunları yaptı. Siz bu adama vermeyin planacak. Fakat bu arada da gücü yeter mi bilmiyorum. Bak sakın zannetme. O, benim de içinde bulunduğum o 300 kişinin %10'u Yüzde %90'ı yolundadır. Hı. Kendi kulübünün menfaatine bakar. Kendine menfaat bakar. Ben mesela şimdi de işsiz güçsüz olsam bir de karakterim bozuk olsa. Baba sana hakem danışmanı ayda 150 bin lira işe sokuyorum desem. Şeytana bile oy verecek adamlar var. Bırak büyük ekşi servet yardımcı şeytana. Sakın oradaki o kulüpler birliği, futbol Federasyonu, genel kurulu çok delikanlılar topluluğu. Ve delikanlı olmayanlar topluluğudur. Bu arada Kulüpler Birliği de başkanlığı futbol federasyonu başkanlığı seçimden sonra. Ya Kulüpler Birliği seçme başkanlığı. Falan. Bunlar ev hokka boş işler bunlar. Ben bunları çok yaşadım. Kulüpler böyle eller herkes sıkışır ortak karar alırlar. Kapıdan çıkarlar birbirlerini satmaya başlarlar. Çok yaşadım ben Maalesef bunları. Maalesef. Çakara UEFA'yı <laughs> aldı. Bizi operasyon mu çektiler? Şimdi şu var. Nasıl oldu? Meriç. Bana göre. Milliyetçi Hareket Partisi'nin reklamını yapmaktan öte. Adam mı? Bir adam milliyetçi olabilir saygı duyacaksın. Bir adam MHP sempatisinde ona da saygı duyuyorum. Bu hareketin bana göre hiç kimseye bir zararı yok. Kaldı ki tamam şu anda 20 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi'nin sembolü gibi algılansa da bizde kurt, bozkurt ta o bin yıllık tarihimizde şeydir. Simge. Mistik, mitolojik bir simgedir. Bir de kurt güzel hayvandır ya. Bir dakika abi Ruslar ayı. Rusların sembolü ayıdır. Kabul et bunu. İşte Fransa horoz falan sayın evet. Cumhurbaşkanı. Hollanda Bunun aslan. Hollanda aslan. Ha. Daha bu arada onları tarihi o, o açıdan ya, daha mı saklanmış? Portakal, portakal falan derken. Şimdi bunu yaptı, güzel. Almanya baskısıyla UEFA'ya ceza verdiler. O turnuva Almanya'da değildi. İtalya'da olsaydı hiçbir ceza almazdık. Hmm. O turnuva Azerbaycan'da olsaydı bir de Merih'e, Sayın Ali'ye nişan takardı. Hiç ceza beza almazdı Merih. Siyasidir. UEFA zaten kucaktan kucağa dolaşan mafyatik bir örgüttür. Beyefendi gibi görünürler. Turnuva Almanya'da olduğu için Alman devletinin kendilerine göre istihbari faaliyetler nedeniyle ülkücü Türk yapılanmasına bir karşı duruşları olduğu için bu beni ilgilendiren bir olay değil. Çünkü Alman istihbaratı ciddidir. Buna izin vermedi. Hani bir laf vardır ya yılan başı küçükken ki dedi ki UEFA'ya bu adama ceza vereceksiniz ibret alemi için. Bu işte UEFA Almanya devletinin, Almanya derin devletinin, Alman hükümetinin devlet konsepti, devlet görüşünün talimatı ile verilmiş bir karardır. Dolayısıyla siyasidir. Peki, sahada ya da yansıdı mı bu? Efendim? Hakem üzerinden bu kararın devamını gördük mü biz? E gördük tabii. Şimdi evet. ben baktım o maça. Yani o yüzden bir Fransız operasyon... hakem bir, 25. dakikada Simons oyundan atılmalıydı ki Yediğimiz ikinci golle faul varmış. Arka kameradan göreceğiz. Biz ne zaman gördük galiba onu? Bari faul olduğunu maç bitti. iş Ama bitti. o şeyde şeyde gördük. Onu birisi tribünden çekmiş galiba. Hayır ha, abi. Hani görüntü var ha, ama tamam. şimdi sen hocam 50 tane kamerayla çekiliyor. Ben bir şey söyleyeyim sana var hakem olsaydım o gün orada. Simons'u <laughs> attırırdım. Gitti kovalına bastı acımasızca kırabilirdi dedi. 2 eğer o görüntü bana o olay anında geliyorsa evet. ikinci golü saydırmazdım. Foul yapılıyor derdim bizim şeye. E, Mert'e, Mert, Mert Müldür'e. Mert Müldür'e foul var. Evet. götürüyor aşağıdan evet. topa dokunduruyor. Evet. Dolayısıyla şunu diyemem. Hani Meri'ye ceza verdiler bir de hakem üzerinden intikamımızı aldılar. Bunu diyebilmek için MR'ye ihtiyacı var ama bana göre sonuca çok etkili. En büyük hakem hatalarının yaşandığı maç Türkiye-Hollanda maçı. Sen de ondan sonra radyo sporda da evet, Hadi onu görmedin. Meriye yapılan arkadan kaldırma. Ya dedin ki topla karışık dedin. E kavala basma ne? Kavala basma 25. dakika Simons. Oyundan atılsa 11-10 oynayacak. Hollanda bize karşı en az 75-80 dakika. Doğru mu? Galiba orada golü de atmış. Hayır da, atmamıştık Atlayamadım şimdi. Bu 25-30'da oldu. Golü biz 37'de falan e Ama yani avantajı elimizden aldı hocam. Tabii ki. E ne demek abi? Bu hakem yönetimine normal der miyiz? Ya no Normal değil. Ama şunu diyemem. İntikam alındı kardeşim diyemem. Açık Peki. Yani kendi atalarımızla göreceğiz tabii. Yani Montella bence maalesef e, kötü bir ikinci yarı geçirdik ama e, sonuç itibariyle bunları da anlatmakta fayda var. Yani ben hocam bütün bir paket olduğunu düşünüyorum bunun. Olabilir. Etkilendiğini bir operasyon çekildi düşünüyorum abi. Abi bilemez. Dünyada istihbara savaşları çok yüksek. O Fransa hakem Almanya'da takılıyor. Ne malum ona bu Türklerden intikam al, bu Türkleri başımıza iş alma. Biz burada bunları gönderelim demedikler ama bunun ispatı yok. Tabii. İhtimal dahilinde ama ispat yok. Ötekinin nasıl ispatı var? Bayram değil, seyran değil. Almanya İçişleri Bakanı çıkıyor konuşma yapıyor. Sana ne? Bu sportif bir şeyse sen ya diyor ki bu benim Alman devletinin politikasına ağır ters ülkücü yapılanmaya mücadele ediyoruz. Alman devleti söylüyor bunu. Bu yapılan budur. Bunu açık alenen beyan ediyor. Buradan da kapılı kapılarından bu herife ceza verin Meryem'e diyor. Alman devleti. Ve turnuva Almanya'da. Hocam buradan bir botçuları çakar almak istiyorum. Şimdi, botçular nedir? Sen mi anlatırsın yıldır. ben mi anlatayım ben, abi? Benim bildiğim şu. İki yıldır YouTube yaparım. Bir laf vardır botçular. Botçu şu demektir bir YouTube yayını fazla insan tarafından izlenmesi için para karşılığı bir takım gruplara para vererek izleniyor gibi yapıp orada izleyici sayısının arttırma eylemine botçuluk deniyor. Bunları yapan adama bot deniyor. Fakat tuhaf olan şu. Reklam şirketleri o bak şu X YouTube kanalı 50 bin kişi tarafından izleniyor falan diyor. Halbuki bunun 45 bini bot. Peki soruyorum. Reklam veren, reklam şirketi Bunlar nasıl yiyor? Yiyor mu sen anlat bakalım bana. Yediğini öngörüyorum. Abi yemem ben olsam yemem. Ya ben de ben de ben de yemem ama e, bir şekilde yiyorlar. Burada. Ben olsam yemem. Büyük bir haksız rekabet yok mu hocam? Var ama bunun bunu Yani kaynağın kaynağın gerçek olmayan yayınlara aktarılması birilerinin ekonomik olarak sürekli güçlendirilmesi. Sana bir soru. Bir şeyin bot ve mu? Piyasayı bot tartmaları. değil mi? Çözebilmek mümkün mü? Mümkün. E mümkünse reklam verenler yemez bunu kardeşim. Yememeli. Trilyonlarca lira para veriyorsunuz. Hokkabazlık yapan kanala mı verirsiniz gerçek kanala mı? Burada markalar da bunu duysun diye hocam özellikle söylüyorum. Ya bunlar biliyor olmaları lazım. Biz Amerika'yı falan yeniden keşfetmiyoruz. Verem açısını şu anda bulmadık. Bunu herkes sen ben biliyorsak çok kişi de konuşuyorsa bunu reklam veren de biliyor. Ajanslar da biliyor. Youtuberlar da biliyor. Herkes biliyor bu sahtekarlığı. Sahtekarlık bu. Evet başka bir izah yok hocam. Çakar'a Emre Mor'u alacağım hocam. Dünya futbol tarihinde Allah'ın verdiği yetenek olarak 50 tane oyuncudan biri. Dünya futbol tarihinde diyor. Yetenek. Yetenek. Fakat... Mesela Arda Güler mi Emre Mor mu tartışılır bence. Yani iş bu, bir tane ama, ama Emre Mor Allah bu kadar yetenek vermiş. Ama futbol bilgisini bu kadar az vermiş bir adam yok. Ne zaman dripling yapacağını, ne zaman pas vereceğini, ne zaman araya oynayacağını, ne zaman şut çekeceğini kestiremiyor. Kolay değil. Danimarka'da bir takulüpten genç yıldızların parladığı Borussia Dortmund'a gidiyorsun. Bir sene. Bir sene kalıyorsun. Sonra İspanya'ya gidiyorsun. Oradan Galatasaray'a geliyorsun. Oradan bir Yunanistan'a yanılmıyorsam... Yunanistan. Ha Demek ki birçok. Bunun tek sebebi şu. Kendine bakmıyorsun değil. Yetenekler Allah çapında. Allah öyle yetenekler vermiş ki şükret. Ama futbol bilgin sıfır. Halı sahada oynayan bakkal futbol bilgisi senden iyidir. Ne demek bu biliyor musun? Kendi imkan ve kavim ne zaman pas verip ne zaman dripling yapacağına karar verir. Emre Borun eksiği bu. Bu da korkunç bir eksik. Yani Mourinho da toparlayamaz mı? Abiciğim, abi Bu eğitimli olur. Yetenek Allah vergisidir. Yeteneğini biraz geliştirirsin. Tamam mı? Ama yeteneksizsen, baltaysan seni bir şey yapamayız. Veya çok yetenekliysen bu yeteneklerin geri gitmez. Şöyle olur. Çalışmazsan rezil rüsva olursun. Ama şu var. Futbol bilgisi gelişebilir. Antrenmanlarla, nazari olarak. Oğlum bak. İşte burada 5 metre sahada durmakla burada durmak arasında. Bir özellikle defans oyuncuları için. Bekler için. Araya atlan topta 3 metre burada olursan gol yersin. 3 metre bu tarafta olursan hamleyi yapar, topu kes. 3 metreden veya 3 metre burada olursun. Adamı kaçırırsın kırmızı kartla oyundan atılırsın. Şimdi bunlar hep pozisyon bilgisi. Emre Bor Türkiye'de yeteneği bu kadar dünya çapında olup da Allah vergisi. Pozisyon bilgisi, futbol bilgisi, timing, karar verme gibi olaylar bu kadar az olan bir başka oyuncu yok. Bir de kafa rahat galiba hocam çok takmıyor. Ama olmaz kafa rahat olsun. Sergen'in de kafa rahattı ama Sergen bak kendine bakmaz ama Sergen pas verileceği yerde milimetrik hmm. katta dribbling yapacağı yerde yapardı vuracağı yerde yapardı vururdu ya olursa hocam ya tutarsa Fenerbahçe'de e, Emre Mor şey, bak tekrar söylüyorum Morunya kırbaçı alacak günde 8 saat pozisyon bilgisi bununla ilgili eğitimler vardır tamam oraya adamları dizersin şu anda ne yap dur ne yapacaksın Böyle şey gibi hani ilkokul çocuğuna bir daha yaz bir daha Ali topa at 50 defa yazdırırlar ya Böyle eğiteceksin. bu ya Kolay değil bunlar. Ağaç yaş eğidir. Fakat pozisyon bilgisi, oyun bilgisini arttır. Dünya çapında oyuncu. Zaten Dortmund bunu gördü de aldı. 4 sene önce. Dortmund haybeye mi aldı o adamı? Bu dedi Allah ki sun. öyle bir yeteneği var ki. Tabii, tabii. Ama Dortmund bunu eğitememişse, İspanya bunu eğitememişse, Galatasaray terim dönemi galiba. Terim. Bunu eğitememişse Mourinho eğitir diyemem. Peki. Çakarda bir bonusum var hocam. Buyurun. Seçilersen bir mektup yazıyor. Tamam. Mahkeme başkanına. Bu bu arada mektup da yani böyle 2-3 sayfa değil hocam. Benim elim yüzlerce sayfa. Yani roman yazıyor yani. Diyor ki Fatih Terim için bazıları için para gelirken iyiydi. Beni yapay yalnız bıraktılar. İşin tek sorumlusu ben oldum. Ben burada bir şey seziyorum hocam. Yani Bak sana bir, şey bir fırtına ben mı geliyor? gibi geliyor? konuşmam kardeşim. Buyur abi. Bak, Fatih Terim dahil olmak üzere bütün tokatlananlar. Çözüm ona. Hepsi aç gözlü paraya tamah ettiler. Dolara bir senede yüzde elli faize eroin satsan Allah korusun. Karı satsan Allah korusun. Kazanamazsın. Dolara bir senede yüzde elli faizi eroin satıcıları Meksika karteller kazanamaz. Aç gözlük yaptılar. Kolay basit paraya tamah ettiler. Bunun adı aç gözlülüktür. Fatih Terim dahil yakalandılar. Fatih ve şunu söylüyorum. Seçilersen, önce bir Fatih Terim'in paralarını aldı, verdi, sonra veremedi. Ondan sonrası birinci soru işareti başlıyor. Acaba o sonra girenler, Emre'ler, Arda'lar, şunlar bunlar, tokatlanmış o saflar. Fatih Terim'in, güvenerek girdiler ama Fatih Terim'in girim çocuklar lafı oldu mu bilemem. Çünkü onlar girdikten sonra Fatih Terim alacağını kurtardığı kara geçti, çekildi. Şundan korkuyorum. Neyden? Seçilercen bu işten çok ağır ceza yiyeceği an kusabilir. Çünkü Seçilercen'e birileri demiş olabilir ki kızım sen gir. Altı ay bir sene yatarsın. Sonra biz bu işi toparlarız. Seni çıkartırız. Sen de yeni bir hayata başlarsın. Hmm. Bunu demiş olanlar sokaktaki adamlar değil. Bunu demiş olanlar siyasetçi değil. Bunu demiş olanlar aşa, Yargı mensubu değil. Bunu demiş olanlar, tokatladığı adam veya adamların arkasındaki abiler. Gir kızım, rahat ol, konuşma. Ben seni bir sene sonra kurtaracağım, aklanacağım veya işte indir, mindir, kaldır, dört sene hapis alırsın, yattığı süre, mattığı süre çıkarsın. Şimdi o onu bekliyor. Bu bir sinyal mi? He? İlk sinyali veriyor mu şimdi seçilerden? Verebilir. Seçil Erzan? verebilir. Hmm daha fırtınalı günler bizi bekliyor diye düşünüyorum Çünkü abi. Çünkü benim burada hiçbir zaman söyleyemeyeceğim. İşbahtı ispatı mı? gerekli. Evet. Öyle bir film ki eğer bugün yönetmen olsam bir film yaparım. Evet. Tamam mı? Dizi mi film mi? Efendim? Dizi mi film mi? Dizi de olur. 5-6 dizi de olur. Netflix'e. Çok da güzel yaparım. Netflix'te hep terim diye böyle hayatı olan olmaz. Bazen de Netflix'te Hicap duyulabilecek kötü hikaye olur. Mesela Iguata diye bir oyuncu vardı. Kolombiya'nın kalecisi. Yanlış mı söylüyorum? Ee, böyle hani arkadan böyle amuda kalkıp gol kurtaran falan e, bir herif. E, yani Iguata galiba. Iguata olması lazım. Yani, yani adını tam böyle kıvır kıvır evet, saçlı evet, evet. gol atan, 50 Sembolik gol falan attı. Gel yani. yani şut çekiliyor, gol oluyor. Evet, evet, evet. Adam elinde alacağına amuda kalkıp ayaklarıyla Böyle, böyle evet. sıra dışı bir şey. Doğru. Kolombiya futbol Gelmiş geçmiş efsanesi. Dünya kupaları filan. Fakat Netflix'te onun bir dizisini izledim. Bir çocuk fidyecilere çocuğu kaçırtma olayında hüküm giydi filan. Şimdi her zaman baklava, börek, kaymaklı yemezsin. Bazen de yarım acılı yer. Bir hayalim var. Bir şey yapacağım. Ne? İki tane. Yönetmen olsam. Evet. Param olsa vaktim olsa iki tane dizi film yaparım. Sportif. Birincisi Galatasaray ve Türkiye'nin Galatasaray'ı Manchester'ı eleyip ilk şampiyonluğa girdiği 93, 93 yılının e, Kasım ayı galiba onun 24 saat öncesinden başlar flashbacklerle falan çok güzel bir buçuk saatlik film çıkar. İkincisi ne? İkincisi ise sabah beş buçukta ezan okunurken gün doğarken bir eski futbol adamının kalkıp Akdeniz'e veya Ege Denizi'ne baktığı telefonuna baktı. İşin içinde para, işin içinde aşk, işin içinde gözyaşı, işin içinde ihanet, işin içinde perdeleme, işin içinde tezgah. Ne olduğu, Entrikaların döndüğü. Filmin adı da çok açık. Ne? Onun hikayesi. <laughs> o kim? <laughs> kim? Onu siz bulacaksınız. Siz <laughs> seyirciler bulacaksınız. Son olarak Çakar'da nedir bölümümüz var biliyorsun. Bazen dedim ki bunu açarken hocam bazen bir kavram soracağım. Bazen bir isim soracağım. Hı -hı. Hep böyle işte raconu sordum. Efsane Hı -hı. nedir diye sordum. Bir iki sorum daha olmuştu galiba. Hı -hı. Bir isim sormak istiyorum. İbrahim Seten. Nedir hocam? Tanır mısın? İbrahim Seten hayatımda tanıdığım en uyanık en akıllı, en zeki ama en namuslu adamdır. Şimdi kolay kolay hem uyanık hem çok zeki, hem çok akıllı hem çok, çok namuslu alın, olunmaz. Çok mu zeki? Çok zeki. Zeka tek başına yetmez. Akılla da bezenmesi lazım. Adam zekidir, manyaktır, rezillik de Etrafta çok fazla zeki olup da ayıkısı yüksek olup da adam görüyorum. Veya hata yapmış adam görüyorum. İbrahim böyledir. Ben onu çocukken tanırım. 30 küsür sene önce. Şabak nişan Nişantaşı'ndaki müdürüydü. Çok çok severim. Akıllı adamdır. Türk futbol tarihindeki kulağa en delik spor adamıdır. Tuvalette kakasını yaparken bile hayati bilgiler gelir. İlişki ağıt net forku çok... Yani şu söyleyeyim. Eğer ben, Erman abi, Şansal abi, şu andaki muhabirler, şunlar bunlar, dünya istihbarat örgütleri olmuş olsak, Mossad İbrahim Setendir. <laughs> Çünkü aynı zamanda CIA ile KGB ile Alman ilişkisi vardır. Para yani o bir koku alır. Bu böyle onu oradan bir baba der bence. Baba ne haber? Şu ne oluyor der. Hakikaten bilmezsin. Şu olabilir mi dersin? O senin bilmediğini anlar. Gizliyorsan yine anlar. Veya onun bilmediği bir şeyi biliyorsan söylersen onu... Yani korkunç bir istihbarat yeteneği. Korkunç bir network'ü ağı olan. Namuslu. Ayar İbrahim namussuz olmuş olsaydı bu network'ü ve gücüyle şu anda 20 villa 60 tane de şeyi vardı inşallah. Avantadan. Anladın mı ne demek istediğimi? Bunu paraya çevirirdi. Namuslu adamdır. Zekidir. İyi niyetlidir ve en önemli tarafı ne biliyor musun? Nedir? İbrahim. Meksika uyuşturucu kartelleriyle birlikte hareket ediyorum. Bu ne kadar sende kalsın dersin. Satmaz seni örnek diyorum. Hani ah, acımasız ah, örneği ah, veriyorum. Ah, Allah korusun ah, ne ah, işim ah, var Allah belasını ah, versin. Uyuşturucunun da hayır. Yani bu kadar illegal, rezil bir şey İbrahim. Ben aslında Meksika, Kolombiya uyuşturucu kartellerinin Türkiye'deki baronuyum ama bu, bu sende kalsın dersin. Saklar diyorsun. Mezara gider. Peki. Enteresan bir his. Herkes için de böyle konuşma mı? Evet o yüzden merak ettim. İnanmasam et. da bir, bir hatasını söyle abi desen var. Bazen arasını açmaz. iki gün dönmez. Böyle bir saygısızlığı da vardır yani. Telefon telefon. Ararsın işin vardır. Kapalıdır. Açmaz. Tamam kapalı olabilir. Tuvalette olursun. Toplantı olursun İki saat sonra dönersin. Gece dönersin yok. 2 saat sonra. Ya baba işte filan der. O kadar. Kötü uyu budur. Peki. Abi haftaya Çakar'da haftaya. görüşmek üzere. Sağ ol. Gözlerinizden öpüyorum. Sansuz futbol. Aydın göz kardeşim çok değerli istikbali. Çok enteresan bir adam. Ben geldim gidiyorum. Hepinizi öpüyorum. <laughs>